KMK genel olarak sizlere kazanım kavrama testi, test 3 fen bilimleri 8. sınıf soru çözümlerine devam edeceğiz. 12 tane sorumuz var arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Konumuz mitoz bölümü arkadaşlar. Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi mitoz bölümü ve sonuçlarla ilgili olarak doğru bir açıklama değildir? Yani mitozla ilgili olarak doğru bilgi değildir diye soru çözüyor arkadaşlar. Şimdi birlikte bir kontrol edelim. Tek hücreli canlılarda mitoz bölümü yaparak çoğalırlar. Şimdi arkadaşlar, terliksel hayvan diye bir örnek verilmişti. Eğer konu anlatımdan dinlenmişseniz. Terliksel hayvan tek hücreli bir yapıydı ve mitoz bölümü onların çoğalmasını sağlıyordu arkadaşlar. Bu bilgi doğru yani. Eşsiz üremenin temelinde mitoz bölümü vardır arkadaşlar. Evet, doğru. Çok hücreli canlılarda büyüme mitoz bölünmelerle ilgili olur. Bu da doğru arkadaşlar. Mitoz sonucunda kalıtsal yapılarda farklı olan hücreler oluşur. Bu yanlış arkadaşlar. Mitoz bölümüne kalıtsal farklılık oluşturmaz arkadaşlar. Şekilde verilen mitoz bölünmenin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Hemen bir bakalım bilgilerine. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak ben hemen bir kere iki hücre oluşumu nerede olacak? En sonda olacak. Yani birin en sonda olduğu yapıya bakın. Yani C ve D. Daha sonra arkadaşlar, bu en sonda olacak. En başta ne olması lazım? En başta da bir hücre olması lazım. Henüz daha hücre zarı yok olmamış bir yapı olması lazım. Sentromerin olması lazım. Bu da 4 yapı. Yani ikisinin de başlangıcı bu. Daha sonra ne olması lazım arkadaşlar? Bunlar metafaz evresinde ortada birikmesi lazım. Daha sonra kutuplara çekilmesi lazım. O yüzden 2, 3 de ortada olması lazım. Sıralanışı bu şekilde. Yani 4, 2, 3 ve 1 şeklinde cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buna göre hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır arkadaşlar? Şimdi bakalım. Barış öğretmen fen bilimleri dersinde öğrencilerden mitoz bölünmeyi gerçekleşen olaylara örnek verilmelerini istemiş ve öğrencilerden aşağıdaki gibi örnekler vermişlerdir. Kadirhan civcivden tavuk olması. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu bir mitoz bölümü örnek midir? Evet, örnektir arkadaşlar. Çünkü küçük, mesela bebek insan olana kadar hep büyüme gerçekleşiyor. Bitkiler büyüyünceye kadar hep mitoz bölünme. Civcivde tavuk oluncaya kadar hep bölünme ama mitoz bölünme örneğidir. Bu doğrudur arkadaşlar. İkincisi, tırtılın başkalaşım geçirerek kelebeğe dönüşmesi de, bu da aynı arkadaşlar, mitoz bölünmedir. Kırılan kemiğin bir süre sonra iyileşmesi, bu da kesinlikle bir mitoz bölünmedir. Çiçekte erkek organı polen hücrelerinin oluşması. Şimdi erkek organı polen hücrelerinin oluşması arkadaşlar mayoz bölünmedir. Ve o yüzden Asya'nın söylemiş olduğu bilgi yanlıştır arkadaşlar. Bakalım bir diğer sorumuza. Aşağıdaki verilen gül bitkisinin yeni gül bitkisinin üretilmesi bilgisi verilmiş arkadaşlar. Bir gül bitkisi verilmiş, yeni bir gül bitkisi üretimi. Bu şekil incelendiğinde ifadelerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Burada gül dalı kesilip başka bir saksıya dikiliyor. Büyüyen gül bitkisinin yapısı gösteriliyor. Şimdi arkadaşlar, yapıyı ilk başta inceledik. Daha sonra hemen soruları okuyalım. Şimdi kesilen daldan yeni gül bitkisinin gelişmesi sırasında mitoz bölünme görülür. Doğru. Ne yapmış? Çok küçükmüş. Küçük bir yapı varmış. Ne yapmış? Büyümüş arkadaşlar. Bu bize mitoz bölünmeyi hatırlatır. Doğrudur. Gül bitkisi eşeyli çoğalmıştır. Kesinlikle yanlış. Eşeyli bir üreme yoktur gül bitkisinde bu anlatımda. Üçüncüsü, oluşan yeni gül bitkisi başlangıçtaki bitkiyle aynı genetik yapıdadır. Bu da doğru arkadaşlar. Mitoz bölünme özelliği neydi? Genetik yapıda farklılık oluşmamaktadır. Bu da doğru arkadaşlar. Yani 1 ile 3 diyorsunuz ve bursa arkadaşlar. Yukarıda mitoz bölünme ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Mitoz bölünme ile ilgili verilen. Bakalım birlikte. Mitoz bölünme sonucunda 2 tane yeni hücre oluşur. Doğru. Oluşan hücrenin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. Evet arkadaşlar, mitoz bölünmede, mayoz bölünmede olduğu gibi kromozom sayısı yarıya iniyor gibi bir bilgi yoktu. Kromozom sayıları sabitti. Mitoz bölünme canlılarda tür içi çeşitliliği sağlamaz. Doğru, bir çeşitlilik oluşturmuyordu. Cevabımız 3'ü de doğru. Denizdir arkadaşlar. Örneklerden hangileri bu hipotezi doğrular diyor arkadaşlar. Hipotezimiz neymiş? Mitoz bölünme ile üreyebilen canlılarda kalıtsal çeşitlilik gözlenmez. Hipotezimiz doğru. Bu hipotezi doğrulayacağız arkadaşlar. Şimdi 6. soruya baktığımızda arkadaşlar,
Bir dalı kopararak saksıya dikilen gül bitkisinin aynı renkte çiçek açması nedir? Bir kalıtsal çeşitlilik gözlenmediğinin ifadesi olarak alınabilir. Yani birimiz doğru arkadaşlar. Tohuma ekilen bezelye bitkisinin tohumu alınan bezelye bitkisinden farklı renkte çiçek açması bir farklılığa renk bir farklılık oluşumuyla ilgili bir ifadedir arkadaşlar. Bunu alamayız. Çünkü burada bir kalıtsal farklılık gözlemleniyor. Bölünerek çoğalan amipin oluşan yeni amiplerle aynı gene sahip olması da kalıtsal çeşitliliğin olmadığını belirtiyor. Yani 1 ile 3 cevabımız Denizli diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 7. soruya bakalım arkadaşlar. İfadelerden hangisi doğrudur arkadaşlar? Öğrencinin buna göre öğrencinin incelediği hücre ve bölünme olaylarıyla ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Şimdi bir öğrenci mikroskopla incelediği hücre bölünmesi sırasında aşağıdaki bilgilere ulaşıyor. Sitoplazma bölünmesi aralımer oluşumu ile gerçekleşti. Hücre sonucunda iki tane yeni hücre oluşturuyor arkadaşlar. Bu neydi? Mitoz bölünmesi. Şimdi yapıları inceleyelim arkadaşlar. Şimdi öğrenci deri hücresini inceliyor olabilir arkadaşlar. Deri hücresini inceliyor olabilir. Bir düşünelim bu bilgiyi. Bir diğer şıkka bakalım. Oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirine aynıdır. Evet. Çünkü neden? İki tane yeni hücre oluşuyorsa arkadaşlar buna mitoz bölünme diyorduk. Mitoz bölünme kalıtsal yapı birbirinin aynısıydı. Yani iki doğru arkadaşlar. Şu seçeneğimiz gitti. Bir ve bu var. Ve şu var. Yani sadece A seçeneğini eledik. Üçüncü şıkka bakalım. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısının yarısıdır arkadaşlar. Bu da yanlış. Bu mayoz bölünmeyi anlatıyor. Üçüncü seçeneğimizde gitti. Cevabımız ya Bursa ya Ceyhan. Şimdi birinciye bakalım. Öğrenci deri hücresi inceliyor olabilir arkadaşlar. Öğrenci deri hücresi inceliyor olabilir. Şimdi bu deri hücresi oluşuyor arkadaşlar ama doğru olduğunu ifade etmeyebilir. Çünkü sitoplazma bölünmesine aralamel oluşumu ile gerçekleşti. Şimdi biz deri hücresinde ne gözlemliyoruz arkadaşlar? Deri hücresinde bir vücut hücresidir. Mitoz bölünme olabilir. İki tane hücre oluşabilir. Öğrenci deri hücresini inceliyor olabilir. Bir bakalım bu bilgimiz doğru mu arkadaşlar? Şimdi kalıtsal bilimler aynı. Cevabımız 2 doğru. 2 kesinlikle var. Şimdi 1'e bakalım. Öğrenci deri hücresini inceliyor olabilir. Şimdi deri hücresinde arkadaşlar ne vardı? Mitoz bölünme yapabilir. Deri hücresi mayoz bölünme yapamaz. 2 yeni hücre oluşuyor olabilir. Evet, lameller oluşumu oluşabilir. Evet, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Deri hücresi inceliyor olabilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır? Vücut hücrelerinde görülür, doğru. Kromozom sayısı sabittir, doğru. Büyüme ve gelişme sağlanır, doğru. Yaraların iyileşmesi sağlanır. Bunların hepsi ortak arkadaşlar. Yalnız sadece bir seçeneğe dikkat etmenizi söyleyeyim sizlere. Mitoz bölünmesi yapan bütün hücrelerde ortak dediğimizde bu bilgiyi bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bakıldığı üzere bütün bilgiler doğru gibi gözüküyor. Yalnız mitoz bölünme için tüm canlılar referans alındığı için burada ekstra bir bilgiye daha ihtiyacımızın olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi terliksi hayvan örneği vermiştik sizlere mitoz bölünmede. Şimdi, mitoz bölünmede bu terliksi hayvan ne yapıyordu arkadaşlar? Tek bir hücresi vardı ve bu tek bir hücresi çoğalma yapmak için mitoz bölünmeyi kullanıyordu. Ve dolayısıyla burada kromozom sayılarının sabit kaldığı ile alakalı olarak bilgiyi ayrıntı istemiş bu soruda. Kromozom sayıları bütün canlılarda mitoz bölünme gösterenlerle sabit kalır gibi bir ifade. Normalde doğru ama tüm canlılarda tek hücrelerde dikkate alınarak sorulmuş bir soru. Yani çok ayrıntı istenmiş bir soru arkadaşlar. O yüzden kromozom sayıları sabit kalır seçeneği bunu ortak olarak kesinlikle alabilirsiniz. Çünkü vücut hücrelerinde görülür, doğru ama tek hücreli olan terliksi hayvanda çoğalmayı sağlıyor. Orada onu dikkate alacaksınız. Büyüme ve gelişme de sağlanabilir, evet, ama çoğalmada da tek hücrelerde var. Yaraların iyileşmesinde kullanılabiliyor, doğru, ama tüm canlılarda aynı şekilde değil. O yüzden burada tek alabileceğiniz ortak olan kromozom sayıları sabit kalır mitoz bölünme için kesinlikle doğrudur arkadaşlar.
Şimdi aşağıdaki mitoz bölümüne ait evreler verilmiştir arkadaşlar. Hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci evre en son iki hücrenin oluşma evresi. Burada iki hücre oluşmuş. Bu metafaz evresi, bu da anafaz evresi arkadaşlar. Şimdi hücre 2N kromozom eşittir 8 kromozom vardır diyor. Bir diğer seçeneğe bakalım. Üçüncü şekil hücrenin bölünme için hazırlandığı evredir diyor. Üçüncü şekil yani metafaz evresi bölünme için hazırlandığı bir evredir diyor arkadaşlar. Yani bölünme için hazırlanan evre burası değil. İkinci şekil ise hücre bölünmesini tamamlamıştır. İkinci şekilde hücre bölünmesini tamamlamıştır. Şimdi arkadaşlar hücre 2N 8 kromozom vardır. Bunları şekile bakarak yapamazsınız. Yani bu ne hücresi? Hücre yani insan mesela hücresi ise kromozom sayıları insanlar için belirlenmesi lazım. Yani şu şekiller içerisindeki yapıları sayarak 8 kromozom vardır şeklinde bilgiye ulaşamazsınız. Aynı zamanda hücrenin bölünmeye başladığı evre burası değildir. İnterfaz evresinde hücre komut alıyor. Profaz evresinde hücre bölünmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu metafaz evresi bu değil. Üçüncü şıkka baktığımızda ikinci şekil ana hücre tamamlanmış, hücre bölünmesi tamamlanmıştır. Doğru. Yani burada sadece tek cevabımız Adana'dır arkadaşlar. En iyi sonucu, en iyi mantıklı cevabı Adana'da gözlemliyoruz arkadaşlar. Şimdi buna göre bu evre aşağıdakilerden hangisini takip eder? Şimdi bakalım şekilde mitozun evresi verilmiş arkadaşlar. Bu evrede ne gözlüyoruz? Sentromerlerin yapılarını gözlüyoruz. Sentroller oluşumu ve sentrollerin kutuplara doğru bir iyiliktikleri yapısı muhtemelen burada mevcut. Şimdi arkadaşlar burada ne olabilir? Yalnız şuna dikkat edin. Şimdi sentroller iki tane hücreye doğru ulaşıyor ve hücreler arasında bir büküm söz konusu. Bakın burada bir büküm var. Burada da bir büküm var. Yani bu nedir biliyor musunuz? Artık hücre bölünmeye uğramış. Yani burada bir lamelle burada bir kesim aşaması var ya arkadaşlar. Bu kesime uğrayacak aşama. Yani bundan sonra ne oluşur arkadaşlar? Ortada böyle yapılar birleşmez. Bu yapı oluşmaz. İki tane hücre oluşabilir. Doğru. İki tane hücre ama net iki hücre mi? Şu mu olur arkadaşlar? Şimdi tam büküm bence şu oluşur. Çünkü neden? Bu bölünmeden önce yani bu şekilde ayrılmadan önce burada hücre zarı oluşması lazım. Çekirdeklerin oluşması lazım. DNA yapısı iki farklı buradan çekilenler. Burada kromozomlar olması lazım arkadaşlar. Sentrollerin oluşması lazım. Yani Bursa daha mantıklı Denizli'ye göre. Çünkü burada kromozom yapıları gibi gözüküyor. Bu değil arkadaşlar. Bursa seçeneği daha doğru. O yüzden Bursa'yı alıyorsunuz. Yani tam bölünmeyi dikkate almamanız lazım burada. Çünkü bir sonraki aşama biraz daha yapıların oluşum aşamasıdır arkadaşlar burada. Yukarıdaki verilen mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mitoz bölünmede öncesi toplazma bölünmesi sonra çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Bu bilgi doğru mu arkadaşlar? Evet. Çünkü mesela bir üste bakın arkadaşlar. İlk başta toplazma bölünmesi sonra çekirdekler yapılar oluşuyor. Daha sonra mitoz bölünme sırasında oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır diyor arkadaşlar. Bu yanlış. İkinci şık yanlış arkadaşlar. Şimdi üçüncü şıkka bakalım. Bazı hücreler üremesi mitoz bölünmeyle gerçekleşir. Bu doğru. Şimdi şıklara bakıyoruz. 3 doğru ve biz sizden 1 doğru demiştik. Ama böyle bir şık yok. Biri bir kez daha okuyalım. Mitoz bölünmede önce sitoplazma bölünmesi sonra çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Bu kesinlikle yanlış arkadaşlar. Ve üreme hücreleri mitoz bölünmeyle olabilir bazı canlılarda. Cevap yalnız 3 arkadaşlar Bursa'dır. Bilginiz olsun. Birinci şıkkı yanlış okumuşuz. Ondan dolayı arkadaşlar. Buna göre öğrenciler mitozun evreninde hangisine ait bilgi vermiştir? Esra, Umut mitozun evreniyle ilgili aşağıdaki bilgi vermiş arkadaşlar. Okuması zor oluyorsa biraz yakınlaştıracağım arkadaşlar sizin için. Kromozomların mikroskopla en belirgin görüldüğü evredir. Kromozomlar mikroskopla en belirgin görüldüğü evre neydi arkadaşlar? Metafaz evresiydi. Eşleşmiş kromozomlar yan yana dizilirler. Yan yana dizildiği evre neresi arkadaşlar? Metafaz evresidir. Cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar testimiz bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa videolar altına yorum yapabilirsiniz.
kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.